Ve ben senin saçını tararım. Ben saçımı bu haliyle seviyorum. Yine de taranması gerek. Çünkü bugün büyük anne geliyor biliyorsun. Peki kızar mı? O asla kızmaz. Güzel görmek istemiyor musun? Büyük annen çok katı mıdır Clara? Hayır. Büyük annem çok kibar ve sevimli biridir. Peki büyük anne neden sizinle beraber yaşamıyor? Burası hepinize yeter. Ona göre Frankfurt çok büyükmüş. Daha küçük ve sakin bir yerde yaşamak istiyor büyük annem. Bu yüzden. Peki öyleyse sen niye orada değil de burada yaşıyorsun? Çünkü orada özel öğretmen yok. Sadece şehirde var. Bildiğin gibi daha çok şey öğrenmeliyim Heidi. Sen de öğrenmelisin. Maalesef. Bana tarağı ver. Eminim güzel olup büyük annemin hoşuna gitmek istersin. Hı hı. Büyük annen Bayan Rottenmeier gibi mi? Hayır, hiç korkma. O çok farklıdır. Onu çok seveceksin Heidi, bundan eminim. Büyük anne diyebilirsem iyi olduğuna inanırım. Bence buna izin ver ama önce sorman gerekir. Hı hı. İstersek bize tüm gün masal anlatabilir. O bütün masalları biliyor Heidi. Biliyor musun? Şimdiden sevmeye başladım. Adelaide, lütfen yanıma gel kızım. Büyük anne geldi mi Bayan Rottenmeier? Sana kaç kez kapıyı çalmanı söyledim ben? Unutmuşum. Unutmaktan anlamam. Derhal dışarı çık. Peki. Bunları öğrenmelisin. Bayan Zeyzaman olduğumu düşün ve bana gelip selam ver. Hadi bakalım. Girin. Merhaba Bayan Rottenmeier. Tabii ki. Bayan Rottenmeier denmez. Hele merhaba hiç denmez. Ben Bayan Zeyzaman'ım, tamam mı? Peki. İçeri girip nasılsınız Bayan Zeyzaman diyeceksin. Bayan Zeyzaman nerede? Boşuna, hepsi boşuna. Sen benim dediklerimi söyle yeter. İyi de nerede? Aman tanrım. Bu kadar aptal olamazsın. Tekrar başlıyoruz. Merhaba büyük anne, nasılsın? Büyük anne demene izin verdin mi ben? Daha değil ama eminim izin verir. Bak Adelaide, ona sadece Clara büyük anne diyebilir, anladın mı? Diğerleri ona hanımefendi der. Bunu iyice kafana sok. Neden? Anlaman gereken şey şu ki Bayan Zeyzaman bu evin hanımıdır. Ona çok saygılı davranmak zorundasın. O yaşlı ve kibar bir hanım. Benim gibi terbiyeli insanlardan hoşlanır. Gürültü ve terbiyesizliğe asla tahammülü yoktur. Eğer böyle davranmazsan bundan beni sorumlu tutacaktır Adelaide. Clara çok kibar olduğunu söylemişti. Tabii ki öyle. Ayrıca tam bir itaat bekler herkesten. Öyleyse büyük anne de sizin.